Bu bölümde projeksiyonumuzu bir adım daha ileri alacağız. Şöyle yapacağız. Öncelikle biz bu projeksiyonu yaptığımızda ilk 2026-2027 yılı gibi bir süreye kadar yaptık. Fakat 2065 yılına kadar bu projeksiyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şöyle baktığınızda aslında şu kısmı sabitlemiştik. Bakın 2026'ya kadar yaptık biz bunu. Gördüğünüz gibi. Bundan sonrasını ise bizim bir projeksiyona bağlı olarak ilerletmemiz gerekiyor. Öncelikle şöyle yapacağım arkadaşlar. En tepedeki gelir ve giderlerimize baktığım zaman işte fiyat limanı gelirleri. Buradaki gelirlerin mevsimsellik etkisi içerisinde olduğunu biliyorduk. Yani kış aylarında neredeyse hiç gelir yok ya da çok düşük. Yaz aylarına gelindiğinde mesela kış aylarında 53 bin euro iken yaz aylarında işte 1 milyon euroyu geçiyor gördüğünüz gibi. O yüzden biz bu gelirleri üretirken şöyle yapmamız gerekiyor. 2026 ve sonrası olduğu için biz burada euro enflasyonu olarak göreceksiniz ki euro enflasyon beklentisi yani şu rakamı kullanmamız gerekiyor. İsmi de euro 2025 enflasyon beklentisi. Şöyle yapıyorum bu yazıyı kopyalıyorum veya kopyalamasanız da olur fark etmez. Biz öncelikle şu zaten bu formül arkadaşlar şu formülü gelip şuradan en sağa geçtim. Oradan da en sola kadar kopyala yapıştır yapıyorum. Tamam. Sonraki adımda şu gelirleri de arkadaşlar şöyle yapıyorum. Ocak 2027 gelirlerini Ocak 2026 yılının gelirlerinin enflasyon kadar üzerinde hesaplıyorum. Yani eşittir diyorum. Gelip Ocak ayı gelirlerini buluyorum. Evet. Bunu enflasyonla çarpı 1 artı az önceki enflasyon oranı neydi? Şurada göreceksiniz. Euro enflasyon. 2025 enflasyon beklentisi. Bu 20 Euro 2025 enflasyon beklentisini sonraki dönemler için de uygulamıştık hatırlarsınız. Aynı işlemi alttaki için de yapıyorum. Yani gidip karşısına Ocak ayındaki rakamın enflasyon kadar üzerinde bir rakam bulmuş olacak. Ve bunu artık yana çekersiniz. Yana çektiğinizde Şubat'ın üzerine bir enflasyon kadar bir yıl öncekinin. Yani hep 12 ay öncesinin üzerine enflasyon eklemiş olacak. Şimdi ben bunu kopyalayıp şunun üzerinden en sağa gidiyorum. Yapıştırıyorum. Ctrl Shift sol okla da sola doğru yapıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 2020 2065 yılına kadar projeksiyonu ürettik. Hep kendisinden 12 ay öncesi artı bir enflasyon olarak hesapladı gördüğünüz gibi. Peki şuna da bakalım. Diğer gelirlerimize bakalım neler var. İşte gördüğünüz gibi yine orada da durum tamamen aynı gibi görünüyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada da yine formülü bunlara da aktarıyorum. Bakıyorum Ocak ayında zannedersem geliri yok. Evet Ocak ayında gelir olmamış. Ocak, Şubat aylarında gelir yok. Tamam şuralara kadar yapıştırıyorum. Şuralara da yapıştırıyorum. Yine bu formülleri de aynen olduğu gibi yanlara aktarıyorum. Sonra da tüm bunları kopyalayıp en sağa geçiyorum. Buradan en sola kadar yapıştırıyorum. Böylece en uç mesafeye kadar gitmiş olduk. Bakıyorum. Evet. Toplam gelirleri de arkadaşlar zaten hesapladı. Toplam gelirleri euro kuru üzerinden yapıyor. Bunu da yine aynı şekilde yapıştırıyorum şuraya kadar. Çünkü zaten bu formül oluşturulmuş bir formüldü. Diğer formüllere geçiyorum. Şimdi bakalım burada personel giderleri. Personel giderlerinde arkadaşlar enflasyon kadar artış öngörüyorduk. Her yılın enflasyonu kadar. Biz daha önce hatırlarsınız aşağılarda buna benzer TR enflasyon üzerinden yaptığımız işlemler varsa onu da kullanabilirsiniz ama şöyle yapalım. Zaten şu formülü yine en sağa kadar geliyorum. Buradan da en sola kadar yapıştırıyorum. Bu formül zaten bildiğiniz formüldü. İşlem formülü. Bunların üzerine birer enflasyon ekleyeceğim. Ne kadar enflasyon? Ve burada mevsimsellik yok. Ne yapıyorduk? Eşittir şu artı şu çarpı 1 artı enflasyon. Bu TR enflasyonu kullanmamız lazım. Ve 2024 yılı gördüğünüz gibi. Şurada 2024 yazıyor. 2024 TR enflasyon beklentisini kullanıyorum. Buralara da yapıştırıyorum. Bakalım başka var mı? Şuraya kadar aşağı kadar yapıştırıyorum. Peki. Sonraki
Aylar içinse bu ayın aynısını kullanıyordum Aralık ayına kadar. Şu çift tıklayıp aşağı kadar çekiyorum. Ve son olarak 2025 enflasyonu da hesaplayacağız arkadaşlar. Eşittir şu çarpı 1 artı enflasyon yazıyorum. 2025 enflasyon beklentisi. Bunu da yaptıktan sonra zaten göreceksiniz ki sonraki yıllarda da zaten şöyle yapalım. Sonraki yılları da arkadaşlar zaten 2025 enflasyonunu arttırıyorduk. Ne demiştik? 2025'ten sonra enflasyon hesaplamıyoruz. Tamamen 2025'te kullandığımız enflasyonun aynısını uygulayacağız. Evet. Son bir yılı kopyaladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ocak'tan itibaren. Ne yapacağım? Şöyle yapacağım. Ocak'tan itibaren kopyaladım. Yanlış yerden kopyalamışım arkadaşlar. Şöyle şuradan itibaren geliyorum. Aşağı kadar seçtim. Kopyaladım. Sonra da şuradan en sağa gidiyorum. Bir aşağı seçiyorum. Ctrl Shift sol oka basıyorum. Şuraya kadar seçti ama Shift ile birlikte bir sağa yaptığımda yetiyor. Yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu formülleri her yere yapıştırdı. Bakın Ocak aylarında bir soldakinin enflasyon kadar üzerinde aldı. Aralığa geldik. Sonrakilerde de evet uyguladı. Böylece gördüğünüz gibi gerçekleştirmiş oldu. Şimdi şu giderlere bakalım. Yukarıdaki giderlerin yanında. Bu giderlerde de görüyorsunuz elektrik giderleri sabit yazılmış. Su giderleri vesaire hepsi sabit. Bakım onarım giderleri mevsimselliğe bağlı. Yine bu kısmı da mevsimsel olarak ilerletmemizde herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Ne yaparız? Mevsimselliğe göre ilerlettiğimiz hangisiydi? Şuradaki gelirlerdeki mantığın aynısını uygulayabiliriz. Şöyle Ocak ayından itibaren tabi burada enflasyon beklentisi, euro enflasyon beklentisini kullanmışız. Şöyle yaparız arkadaşlar. 12 ay öncesinin giderlerini bir enflasyon kadar arttır, eşittir diyorum. Şuradaki 12 ay önceki giderler çarpı 1 artı enflasyon. Tabi TR enflasyon ve 2025'i kullanıyor olacağım. Neden? Çünkü 2025 ve sonrasında artık 2025 enflasyonunu baz alacak. Bunun aynısını şuraya da uyguluyorum. Şu kısma da uyguluyorum. Başka da yok zaten. Bunu kopyalayıp şuraya da yapıştırıyorum. Şunu kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum. Bunu da kopyalayıp buraya. Bu kısmı da kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar zaten bu kısmı tamamlamışız gibi olacak. Bunun tamamını kopyalayıp geliyorum şuradan. En sağ kısma geçiyorum ve oradan şuradan en sola kadar şuraya kadar yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini hesaplıyor ve gerekli işlemleri yapıyor. Son yıla bakıyorum. Bir negatiflik oluşmuş. Neden oluştuğunu tespit ederiz zaten. Aralarda negatif nakit akışı var mı? Var. Bazı dönemlerde negatif nakit akışları var. Çünkü kış mevsiminde tersine dönüyor. Evet, devam edelim. Şimdi aşağıdaki hesaplamalarda nasıl yapmışız? TL bazında gelirler var arkadaşlar. Yine burada da mevsimsellik var. Şu kısımlar zaten gördüğünüz gibi %14 ile çarparak hesaplamış. Bunu zaten sonuna kadar götür. Şu kısımları da aynı şekilde sonuna kadar götürebiliriz. Diğer kısımlarda mevsimsellik var. Nasıl mevsimsellik var? Mesela bakıyorsunuz işte Ocak aylarında ne kadar olmuş? İşte Şubat, Mart vesaire bir mevsimsellik var alışveriş merkezlerinde. Bunun aynısını şuradaki rakamlarda yani şuradaki maliyetlerdeki hesaplamayı birebir kullanabilirsiniz. Ne yaparsınız? Eşittir dersiniz. 12 ay öncesinin rakamları çarpı 1 artı enflasyon. Hangi yıldayız? 2024. Evet, 2024 yılı TR enflasyon beklentisiyle çarptım. Ve bunu nereye kadar götürdüm? Şuraya kadar götürdüm. Sonraki dönemde ise eşittir. 12 ay öncesi 2024 Ocak ayı çarpı 1 artı enflasyon. Fakat 2025 enflasyon. Ve bundan sonrakilerin tamamı da 2025 enflasyon üzerinden gidecek. Bunu alıp olduğu gibi sonuna kadar götürüyorum.
Oradan da buraya kadar getiriyorum. Gördüğünüz gibi halletmiş olduk. Yine benzer şekilde şunu da olduğu gibi kopyalayıp, çünkü bu pay oranı üzerinden bir hesaplama olduğu için bunu kullanacağız. Buraya kadar getirdim. Tamam. Peki sonrakilerde. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Buradakinin aynısını kopyalayıp tek tek ya da şöyle de yapabiliriz. Buraya yapıştırıyorum. Şuraya da yapıştırıyorum. Bütün dükkan geliri yazan her yere yapıştırıyorum. Ne yaparsınız mesela? Şöyle yapabilirsiniz. Bunun üzerine gelip sağ tıklayıp filtrele dersiniz. İşte seçili hücrenin değerine göre filtre uygula dersiniz. Dükkan geliri yazan her yeri filtreler. Tabii bunu yapmadan önce şunu da dikkat etmeniz gerekiyor. Şu kopyalanacak kısmı kopyalamış olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Evet, kopyalamışız. Tamam. Kopyaladıktan sonra geliyorsunuz. Dükkan gelirleri yazan üzerine sağ tıklayıp filtrele seçili ücretin değerine göre filtre uygula diyorum. Ve gelip bunlara yapıştır. Tam yapıştıramamışım. Şunu tekrar kopyalayayım arkadaşlar. Şuralara kadar yapıştır diyorum. Yapıştırdım. Sonra da filtreyi kaldırıyorum. Evet. Oralara yapıştırdım. Şimdi aynı işlemi şurası için de yapabiliriz. Burada da mevsimsellik var. Yine burada da dükkan gelirleri yazan kısımlara yapıştırabiliriz. Şu satır arkadaşlar aslında gereksiz bir satır çünkü yanlış yapılmış. İlk kısa yoldan yapıştıralım derken oluşmuş bir kısım. Neyse, çok önemli değil. Gelelim şurada da dükkan gelirleri yazan kısmın üzerine sağ tıklayıp filtrele, değerine göre filtrele diyorum. Ve gelip aynı şurayı kopyalayıp şuradan aşağı kadar yapıştırıyorum. Hesaplıyor. Biraz zaman alacak hesaplaması. Evet. Tekrar filtreyi kaldırıyorum. Şurası için de dükkan gelirleri yazan kısmın üzerine gelip filtre uygula, değerine göre filtre uygula diyorum ve şunlardan birini kopyalayıp gelip şuralara yapıştırıyorum. Tekrar hesapladı ve bitti. Tamam. Ondan sonraki aşamada ne yapacağız arkadaşlar? Şirket payı yazan kısımları kopyalayıp yana aktarmamız lazım. Yani bu formülleri direkt olduğu gibi arkadaşlar yana doğru aktarabiliriz. Kopyalayıp işte şuralara yapıştır dediğimizde yapıştıracaktır. Burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. F4 ile sabitleme doğru yapılmış mı ona bir bakalım önce. Sabitleme nasıl yapılmış? Şuna bakalım. Diyor ki şuradaki rakam bir bakalım. Evet. Sabitlemeyi doğru yapmışız. Yani ben bunu kopyalayıp şuraya da yapıştırsam yine doğru yerden alacak gördüğünüz gibi. O yüzden şöyle yapıyorum. Şirket payı yazan kısmın üzerine gelip sağ tıklayıp filtre uygula diyorum. Değerine göre filtre uygula. Tamam. Sonra bunlardan bir tanesini kopyalayıp nereden nereye yapıştıralım? Şuradan aşağıya kadar yapıştırıyorum. Umarım doğru yapmıştır. Şu anda filtreyi kaldır dediğimde nasıl davranmış bir görelim. Şöyle bakalım. Şuradan evet mesela hesaplamış. Şurada bir hatamız var arkadaşlar. Burada 401 değil, burada 14 yazılması gerekiyordu. Şurada bir küçük hatamız var. Onu bir düzeltelim. %14, 401 yazılmış yanlışlıkla. Herhangi bir hata var mı orada göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi doğru hesapladık. Şirket payı yazan kısımları. Şunun aynısını burada da yapıyorum. Şirket payı yazan kısımların üzerine gelip sağ tıklayıp değerine göre filtre uygula diyorum. Filtreyi uyguladı. Biraz zaman alıyor filtre çünkü dosya işlemi biraz ağır. Şuradaki formüllerden birini kopyalayıp şöyle şuraya kadar yapıştır diyorum. Hesaplaması biraz zaman alıyor. Dediğim gibi filtreyi tekrar kaldırıyorum. Bu bölgedeki filtreyi de kaldırmış oldum. Bakın tamamen doğru hesaplıyor. Bütün zaman şeridi üzerinden doğru hesaplamış oldu. Gelelim en son şu kısma. Şirket payı yazan kısmın üzerine gelip sağ tıklayıp filtre uygula, değerine göre filtre uygula diyorum. Şirket payını hesaplasın bakalım. Şuradan mesela şu şirket payını alıp en sağa geçip buradan en sola kadar ve aşağı kadar da
Yapıştır diyorum. Hesapladı ve bitti. Tamam. Şimdi. Şunu da tabii ki altta da başka formüller varsa yine onları da kopyalayıp en sağa gidiyorum ve oradan en sola yapıştır diyorum. Yapıştırdı. Peki. Gelelim personel giderlerine arkadaşlar. Personel giderlerinde de yine enflasyon üzerinden bir artış var. Bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Aslında mantık olarak şundan hiçbir farkı yok. Yani 12 ay önceki yani şöyle yapabiliriz. Yani bunu kullandığım zaman, bu formülü kullandığımız zaman doğru çalışacaktır. Mesela şunu tamamını kopyalıyorum ve gelip şuraya yapıştır dediğim zaman ne yapıyor? Mesela Ocak aylarında zam yapıyor. Ne zamana göre? 12 ay öncesine göre zam yapıyor. Zaten 12 ay önce ile bir ay öncekinin maaşı benim için aynı olduğu için aslında doğru hesaplamış oluyor. Bakın 12 ay boyunca hesapladı. Ocak ayına geldiğinde de tekrar böyle bir işlem yaptı. Şimdi şurada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama şurada maaşlardan birisi farklı gibi görünüyor. Bir bakalım. Doğru yerden alıp almadığımıza bir dikkat edelim. 12 ay öncesinden almış mı? Evet almış. Bakalım 43, 43, 43 diye gidiyor. Sonra da 54 oluyor bir anda. Şurada acaba bir hatamız oldu mu diye de bir bakacağım arkadaşlar. TR enflasyon beklentisi şurada şurada bir hata var. Onu fark ettim. Bunu bir sola aktarıyorum. Daha doğrusu şöyle yapalım. Bakın Şubat ayında yani Ocak 2024 enflasyon beklentisini bir hata yapmış. Şuradan bir bakalım. Yani bu hata önemli bir hata. En azından hata yaptığımızda nasıl bir düzelteceğimizi de bakacağız. Sadece şu sütunda bir hatamız var. 2024 yerine 2025 enflasyonu kullanmış. Biz ne yapacağız? Bunu kopyalayıp tamamını şuraya kadar kopyalıyorum. Bir yana gelip yapıştırıyorum. Bu hatayı düzeltmiş olduk. Böylece sonra da tekrar bakalım 2025 enflasyonu oldu. Tamam, çok güzel. Benzerini burada da yapmış olduk arkadaşlar. Aslında bunu bir yana kopyalamamız lazım. Bakıyorum 2025 enflasyon beklentisi. Tamam. Önceki aylarda bir hata var mı? Ocak aylarına bakıyorum. 2024 enflasyon beklentisi. Tamam. Evet, çok güzel. Şimdi bunu sonuna kadar kopyalayıp buralara kadar yapıştırabiliriz arkadaşlar. Şuraya kadar yapıştırdım. Herhangi bir hata oluşmadı. 2024 enflasyon beklentisi. Evet, maaşları doğru hesapladık. Çok güzel. Şu kısmı da kopyalayalım. Hatta şunların tamamını kopyalayıp şuradan en sağa gidiyorum. Buradan da en sola kadar yapıştırıyorum. Gelelim şu maliyetlere. Burada herhangi bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Bunu zaten yapmıştık. Şu kısımları da yapmıştık. Evet. 2065'e kadar böylece tamamını halletmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enflasyon beklentisi burada önemliydi. Formüller zaten formül olanları direkt kopyaladık. Diğerlerini mesela 2025'i geçenleri 2025 enflasyonu da büyüttük. Maaşları ay boyunca, yıl boyunca sabit aldık. Ocak aylarında zam yaptık. Ama orada mevsimsellik kullansak da çok bir fark oluşmuyor. Burada önemli olan mevsimsellik var mı yok mu? Mevsimsellik varsa 12 ay öncesinin üzerine bir enflasyon katıyoruz. Mevsimsellik yoksa bir önceki ayla aynı alıyoruz. Maaşları ve benzeri hani enflasyonla arttırılanlar vesaire. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.